Avrupa'ya açıldık. Bu evet. sene Ağustos'ta iki tane spor kanalı kuruyoruz. Yurt dışında. Yurt dışında. Uzak Doğu'ya açılıyoruz. Çok güzel. Programlarımız 1,5 milyar insana ulaşacak. Bu müthiş bir rakam. Evet. O açıdan mutluyuz. Yani uluslararası bir medya patronluğu dönemde başlıyor diyebiliriz. Çünkü sizin zaten hali hazırda Saran Medya Grup içerisinde televizyon kanalları ve çok önemli organizasyonların yayın hakları var. Evet. Premier League gibi, Formula gibi, NBA gibi bunlar devamı gelecek sanırım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu spor yayıncılığına geçmeden önce şunu söyleyeyim. Bir kere bu alınan kararlar, bu uzaktan çalışma, bunlar kalıcı olacak. Biz eskiden iş adamları bir toplantı için bir ülkeye gidiyorduk, değiştiriyorduk evet. ülkeyi. Bir günümüz gidiyordu, iki günümüz gidiyordu. Bundan sonra bu benim İspanyolca haftada 2 saat İspanyolca ders ve zamandan tasarruf. Evet. Hatta düşünüyorum biz bunu daha önce niye yapmadık? Da 4.6 büyüdü. Evinde kalan insanlar spora başladı ve araştırmalar gösteriyor ki %80'i spora devam edecek. Evet. Spor müthiş bir yer edindi hayatımızda. Bir taraftan pandemi ne yaptı? Pandemide ne oldu? Teknoloji çok gelişti. Dijital dönüşüm sen de biliyorsun. Evet. Çok siz de Fox TV olarak müthiş şeyler yapıyorsunuz. Dijital dönüşüm çok hızlandı. Dijital platformlar arttı. Ama dijital platformların başarılı olması için Türkiye'de arttı. En itici güç, en kuvvetli güç spor. Evet. Biz bunu fark ettik. Nerede fark ettik? 2017 yılında Esport Plus'ı kurduk. Ve bugün gelinen noktada Esport Plus dünyanın en iyi liglerin olduğu Bundesliga'dan Premier Lig'e, NBA vesaire Formula 1 ve pandemide de %400 Esport Plus büyüdü. İzlenme oranı arttı. Arttı. Biraz önce söylediğim gibi de 1,5 milyar insana da ulaşıyoruz biz kanallarımızla beraber. Evet. Ve dediğin gibi de uluslararası da artık ciddi bir spor yayıncısı oluyoruz. Avrupa'da 2 kanalla beraber. O yüzden pandemiyi biz lehimize çevirdik. Çok iyi. Yani biz de bir Türk vatandaşının yurt dışında, uzak doğuda, Avrupa'da medya kuruluşları açması bizler adına da çok sevindirici. Tabii sizin grup içerisinde yayıncı özelliğiniz de var. Yani lig maçlarının yayınlarını, Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlarını çektiğinizi biliyoruz. Ve Türkiye Futbol Federasyonu'yla yayıncı, şu an mevcut yayıncı kuruluş arasında da bir gerilim var. Adeta bir savaş yaşanıyor. Burada büyük bir kriz var. Siz ileride Saran Medya Grubu olarak maçların, Süper Lig maçlarının yayın ihalesine girmeyi düşünüyor musunuz? Nasıl görüyorsunuz bu gidişatı? Şimdi buna kriz demeyelim. Buna federasyon başkanı da çıktı, yeni ihale yapacağız dedi. Dolayısıyla yeni ihale, yeni yayın dönemi diyelim. Yeni ihale ile beraber artık o kriz geride olacak. Biz biraz önce söylediğim gibi bu yayın haklarında son derece iddialıyız. İngiltere Ligi'ni 20 sene önce 50 bin dolar aldık. Bugün 50 milyon dolar civarında. Evet. Dolayısıyla marka değerine önem veren bir kuruluşuz. Türkiye'de bir sürü federasyonla çalışıyoruz. Voleybol federasyonu da dahil olmak üzere. Bizim kanallarımız, şu andaki mevcut 2 kanalımız 7 milyon haneye ulaşıyor. Premier Ligi, evet. İspanya Ligi, İtalya Ligi vesaire. Bir taraftan da çekim yapıyoruz. Türkiye'de ligi de çekiyoruz. Yayın tırları var. Yayın tırlarımız var. Evet. Ligi de çekiyoruz. Ama Avrupa'da da değişik liglerin çekimini de biz yapıyoruz. O yüzden sanıyorum ki en iddialı firmalardan bir tanesi biziz bu ihaleyle ilgili. Şartnameyi